Merhaba. Gene geçtim karşınıza. Yepyeni hikayelerimi size anlatmak istiyorum. Ve görün ki gerçekten hayat tamam zor ama başaramayacağımız hiçbir şey yok istedikten sonra. Ve zannetmeyin ki bu dönemde insanlar Sabancı ve Koç olamıyor. Yani sıfırdan başlayarak bir yere gelemiyor. Öyle değil. Şimdi zaman daha çok fırsatlar zamana. Değişik işler daha kolay yapılıyor. Bu internet çağında bu işi beceremeyen beceriksiz değil, isteksiz denir. Tembel denir. O yüzden ben bunun yapmış bir insan olarak artık buna kesin ne denir? Kefil olabilirim. Öyle demeliyim. Çünkü 96'da geldiğimde cebimde 2600 dolar vardı sadece. Ve o 2600 dolarla ben sıfırdan başladım sayılır. Çünkü evimi falan kiraladıktan sonra çok az bir para kaldı. Ama şansım yaver gitti. Dördüncü gün tercüman olarak, Rusça tercümanı bir deri fabrikasına işe başladım. Ve ondan sonra her şey tıkırında yavaş yavaş gitmeye başladı. İyi gidiyordu. Tabii ki 2-3 ay geçtikten sonra baktım ben öyle bir iş yerinde çalışamam. Çünkü çok sivri dilim var ve insanlara mesela çok tahammül edemiyorum. O gün de öyle bir olay yaşandı. Biri çay istiyor, öbürü kahve istiyor. Ama ben bir tercüman olarak girdim oraya. Tabii ki iş yapmaktan gocunmuyorum. Ama ondan sonra lakayt davranışlar beni rahatsız etmeye başladı. Bir beyefendiye hoş geldiniz dedim. Ve elini fazla sıkmışım herhalde. O da birazcık böyle daha samimi davranmaya çalıştı. Ben de kendisine dedim ki bakın beyefendi, her kuşun eti yenmez. O yüzden bir adım geri durun. Patronlarım tabii çok şaşırdı benim bu çıkışıma. Ve biraz da rahatsız oldular. Tabii ben de bunu fark ettim. Ve dedim ki Hasan Bey, ben bu durumda çalışamıyorum yani. İnsanların böyle davranışlarına tahammül edemiyorum yani. Nedir adı? Çok da yani Bulgaristan'da böyle şeyler tabii ki gördük. Ama ne denir? Orada herkes daha ölçülü davranıyordu. Bilmiyorum ne buna sebepti. Burada insanlar yabancı görünce artık nasıl bir izlenim bıraktıysa yabancılar buranın halkının üzerinde böyle lakayt davranmaya başlıyorlardı. Ve ben bundan rahatsız oldum. Dedim ki ben işten ayrılmak istiyorum. Ondan sonra da dediler ki biz de zaten ayrılacağız yani dört ortak. O yüzden gelin, biri dedi gel benimle çalış, öbürü dedi gel benimle çalış. Ama ben dedim ki hiçbirinizi kırmak istemem. Zaten birinin yanında çalışmak istemediğim için ayrılıyorum işten. Yani hiçbiriniz beni kırmadınız, üzmediniz. Ben hiçbirinizle çalışmak istemiyorum. Çünkü ben birinin yanında çalışmak istemiyorum artık. O yüzden teşekkür ettim bana yaptıkları iyiliklerden dolayı. Yani çok sahip çıktılar bana o 3-4 ay içinde. O yüzden teşekkür edip işten ayrıldım. Ve eve gittim, ne yapacağımı düşünmeye başladım. Ondan sonra dedim ki benim başlangıcı yapmam için, yani ben arkadaşımla birlikte kalıyordum Müge ile. Dedim ki Müge, benim hemen bir ev tutmam lazım. Yani başlamak için bir evle başlamam lazım. Bana ait bir ev olsun. Yani seninle oturmak çok keyifli. Evet, kirayı falan paylaşıyoruz ama ben tek olmalıyım. Yani daha özgüvenli tek. Ve ev baktık. Ama beni arkadaşım uyardı. Dedi ki Türkiye'de bekara ev vermek biraz zor. O yüzden birazcık problem yaşayabilirsin. Ama orada da yani kısmetim iyi gitti. Ev sahibinin annesi benim bu şekilde özgüvenle konuştuğumu duyunca kızına demiş ki kızım, ben bu kıza kefilim, tembel bir kıza benziyor. O yüzden verin evi kıza demiş. Ve ben çok kolay bir şekilde ev kiraladım ve düşündüm ne iş yapabilirim diye, sonraki adımı onu yaptım. Ve sanmayın ki bu devirde yani insanlar sıfırdan başlayıp bir yere gelemez. Gerçekten bunu ben kendi üzerimde test ettiğim için bu olabilir. Yani kimse Sabancı ve Koç olmak istemeyecek ilk başladığında. Ama hayat öyle gelişiyor ki, yani insanın hayatı öyle bir yönde devam ediyor ki, su aka aka yolunu buluyor denir ya. Su aka aka yolunu buluyor ve insanlar iyi bir şekilde bir iş kurup yönetebiliyor. Bunun için ben bir iyi bir örnekim. Yani tabii ki ben biraz zor başladım. Yani baştan ne denir? Dedim ki nasıl bir iş yapabilirim? Ben ticaretle uğraştım 3-4 sene. Şimdi de ne yapabilirim? Pazar aklıma geldi.
insanlar pazara çıkıyordu. Ben de neden olmasın, ben de deneyebilirim dedim. Ve Bulgaristan'dan bavulla parfüm getirdim. Ondan sonra tabii birazcık daha işi büyüterek pazarcılığa devam ettim. Ve bu 6 sene sürdü. 6 sene pazarcılık yaptım ve Ankara'da en son artık pazarcılığı noktaladım. Eşimle tanıştıktan sonra çok canım Ankara'lara gidesim yoktu. Öyle olunca pazar işini noktalamıştım. Ama bu 6 sene içinde de hiç kolay olmadı. Tabii pazar işi zor bir iş. Kadınlara çok az yer olan bir iş. Erkeklerin egemen olduğu bir dünya diyelim. Ve nasıl denir? Yani çok okumamış erkeklerin ve kadına nasıl davranacağını bilmeyen erkeklerin bulunduğu bir ortam. Ama ben hep erkek gibi davrandım kendilerine ve beni hiçbir zaman kadın olarak görmedikleri için ben onların arasında çok rahat bir şekilde barındım ve hiçbir zaman sorun yaşamadım. Hepsi bacım bacım diye işi 6 sene boyunca yürüttüm ama hiç kolay olmadı tabii ki. Değişik değişik ortamlar da oldu. Bir gün hiç unutmuyorum, yan komşum ne denir, mayo satıyor. Ama öyle bir tezgah gelmiş ki o ipleri böyle dizmiş mayolar ama bir görün. Ben hiç görünmüyorum. Ben saç satıyorum. Üstte postişlerim var. Altta da parfümler var böyle dizmişim güzelce. Adam öyle bir kapatmış ki. Kibarca rica ettim. Komşum şu bikinileri şöyle iki sıra al. Yani birazcık da ben de gözükeyim. Adam böyle bana baktı dedi ki. Yahu sen git dedi. Adamın gelsin. Allah bana bir geldiler. Yani gene o deli ruhum bir çıkıverdi ortaya. Aynen şöyle bir tuttum bikinin ucundan. Bir bikini birbirine hepsi böyle 50 tane sıralanmış. Mandalla bağlanmış. Çektiği zaman bütün tezgah aşağı. Bir çekersin birinci bikiniyi. Sen misin kendini erkek sanan, karın ekmek götürüyorsun diye kendine adam ve erkek mi sandın diye adamın tezgahını yerle bir ettim. Adam oradan bir kaptı sopayı. Bana doğru bir geldi. Tabii komşularım hemen müdahale ettiler. Tabii biz karakolluk olduk. Adamla birbirimize azıcık ileri geri küfürler falan ettik. Tabii o zaman ben birazcık pazar ortamına ayak uydurmuştum. Ve bayağı küfürbazdım sayılır. Bakmayın böyle burada bu koltuktaki bar kibar oturduğuma. Neyse adamla davacı olmadık. Birbirimizden özür diledik ama adam sonra beni görünce yolunu değiştirmeye başladı. Yani böyle komik bir hikayem oldu pazarla ilgili. Onun haricinde güzel olaylar da yaşandı pazarda. Çok iyi dostane yani nedir öğlen yemeklerimiz oldu. Hemen bir karpuz, peynir alıp ortaya seriyorduk. 5-6 tezgah toplanıyorduk, yiyorduk, gülüyorduk, oynuyorduk derken böyle koskocaman 6 yılı ben pazarda atlattım ve iyi bir sermaye yaptım. Sonraki zamanda dükkanımı açmak için. Ama bu arada birkaç tane de böyle sımsıcacık hikayeler olmuştu. Onları anlatmak isterim. Tabii hepsi çok sıcak değil ama ben hepsini anlatmayacağım. Yani genelde bu sanatçılarla ilgili birkaç olumsuz olay yaşandı. Çünkü ben televizyon izleyecek pek zamanım olmuyor. Yani ben pazardan sabah gidiyorum, gece geliyorum, sanatçı ve artistimi izleyeceğim. Gelmişim gece saat 11.30'da hesap kitap derken gece yarısı oluyor. Sabah gene erken işe geri. Sanatçıları pek tanımadığım için arada bir kırılıp bozuluveriyorlardı. Ama koskocaman sanatçılar geliyorlar 40 liralık bir postişe indirim istiyorlardı. Buna ben çok bozuluyordum. Tabii ters tepince de onlar bana bozuluyordu. Ve böyle komik hikayeler olmuştu. Size arada bir aklıma geldikçe anlatacağım. Ama şimdi aklıma gelen bir hikaye. Çünkü ben spontane ne aklıma geliyorsa onu diyorum size. Öyle kurgulamıyorum bir gün önceden ne konuşacağım diye. O Aydoğan rahmetli pazara gelmiş ama beni bir görün bir artist giymişim. Upuzun bir dere etek, şu kadar bir topuk çizmeler, şöyle diz boyu eteğim tabii çizmeleri kapatıyor. Üstümde deri bir ceket, deri bir şapka. Bir gün size onu belki şeyin videonun sonunda ya da başında bir yere iliştirebilirim o resmi. Öyle giyinmişim. Geldi Oya Hanım işte dedi ki bu tezgah kim bakıyor? Ben geldim dedim ki. Ben hanımefendi. Aa olur mu dedi. Hanımefendi benimle alay mı ediyorsunuz? Yok efendim niye alay edeyim? Ben bakıyorum tezgahı. Nasıl yani pazarcı mısınız dedi. Niye beğenmediniz mi dedim. Beğenmez olur muyum? Alın çocuklar hemen resminizi çekin. Kız benden daha artist dedi. Ben de şimdi baktım gözümü bir yerden ısırıyor kadın. Hemen komşuma çaktırmadan dedim ki ya bu kimdi? Dedi ki tanımadım. Oya Aydoğan. Ay çok pardon dedim.
Tabii bozum diye vermeden dedim ki, tabii köy hanım buyurun, buyurun resim çekinelim. Çekildik biz öyle. Tatlı bir anım oldu. Sonra sağ olsun bir hafta geçmeden bile yani yardımcısı resmi tab ettirmiş bana getirdi bir zarf içinde. Bunu size Oya Hanım yolladı dedi. Öyle tatlı bir olayım oldu. Bir günde çok garip bir şey daha yaşadım. Gene o camiadan biri, adını söylemeyeceğim. Yani incilsin istemiyorum kimsenin. Geldi bir tane postiş satın almak istedi. Yaptık ettik çok güzel oldu falan. Ama makyajsız falan olduğu için anımsayamadım kim olduğunu. İndirim istedi. İndirim yapmayınca ya koskocaman felancıya nasıl indirim yapmazsın dedi. Ben dedim ki hanımefendi ben bütün gün televizyon mu seyrediyorum ki koskocaman felancı olduğunuzu bileyim. Yani anlarım isterseniz 300-305 yaparım yani ama siz çok indirim istiyorsunuz. Bu da mümkün değil. Kadın sen benim kim olduğumu biliyor musun falan böyle attı postişi dedim ki vallahi kim olduğunuz hiç önemli değil ama ben Gülnaz olduğumu biliyorum. O yüzden alırsanız alın almazsanız bırakın postişimi teşekkür ederim ilginiz alakanız için dedim. Döndüm sırtımı tabii kadın bağıra bağıra gitti başkana şikayet edeceğim pazarı başkanına öyle yapacağım. Vallahi gene buyurun dedim her zaman beklerim. Yani böyle komik komik hikayeler oldu. Ondan sonra da pazar iyi gitti. Dediğim gibi çok iyi bir sermaye biriktirdim. Beyoğlu'nda dükkanımı açabilmek için. Ama onu da size bir sonraki videoda anlatayım ki her seferinde sizi çok sıkmış olmayayım. O yüzden şimdilik size hoşça kalın diyorum. Benimle kalın, Türkçülük TV ile kalın ve sizi seviyorum. Tabii abone olmayı da unutmayın. Bu koltuk da bana bir garip geliyor yani. Ne denir? Çok uslu uslu oturuyorum ya. Artık başka bir konsept bulmam lazım size. Yani her seferinde bu koltukta böyle tünemeyeyim. Ama gene de bir düşüneyim. Birkaç bölüm daha burada çekebilirim. Sonra da konsept değiştireceğim. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Benimle kalın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.